İyi akşamlar sayın seyirciler. Seçimler artık sadece 2 hafta kaldı. Liderler Star'da programında sırasıyla Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 4 yıldan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlamıştık. Ve son konuğumuz seçimin kilit partisi HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş. Kilit parti dedik çünkü 7 Haziran'daki tablo HDP'nin barajı geçip geçmemesine göre şekillenecek. Sayın Demirtaş, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun. 2 hafta sonra bugün artık seçmen sandık başına gidecek ve evet, önümüzdeki 4 yılında kaderini belirleyecek. Öncelikle klasik bir soru olacak ama oy tahminiyle ve hedefinizle başlamak istiyorum. Biz biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi olarak ilk defa parti olarak seçime giriyoruz. Bizim geleneğimizde geçmiş dönemde DEHAP bir defa parti olarak seçime girmişti, barajı aşamamıştı. Bağımsız milletvekili adaylıklarıyla girdiğimiz seçimlerde de Türkiye'nin 81 ilinde seçime girmediğimiz için aslında barajı aşıp açmayacağımız çok ortaya çıkmamıştı. Şimdi ilk defa 81 ilde 550 adayla parlamentoya parti olarak girmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla %10'luk seçim barajı daha önce aşılmamış olduğu için partimizce bir hedef olarak elbette ki önümüze koyduğumuz bir parametre. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, sokakta, meydanlarda, miting alanlarında gözlemlediğimiz kadarıyla evet biz barajı aşabiliriz. Halkın ilgisi, sempatisi, HDP'yi yakından takip ediyor olması, bütün bu ilginin de oya dönüşebileceğine dair gözlemlerimiz barajı aşabileceğimizi gösteriyor. Ama 7 Haziran akşamı da bence görülecek ki hiçbir kamuoyu araştırma şirketi, anket şirketi aslında şu anda Türkiye'deki durumu tam olarak ölçemiyor. Çünkü bir her hafta da değişim, değişiyor zaten anket tabii, sonuçları toplumda yakından bir takip ediyor. Değişim isteği var, bir yenileşme isteği var ve bu isteğin nereye doğru kayacağı, hangi partiye doğru kayacağı, kararsız olarak tanımlanan seçmen yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle tam olarak ölçülemiyor. Biz HDP olarak kararsız gibi duran seçmenlerin önemli bir kısmının HDP'yi tercih edeceğini düşünüyoruz ama anketlere henüz tam anlamıyla yansımadığı kanaatindeyim. Biz barajı aşacağımıza inanıyoruz. Baraj neden önemli aslında HDP için diye soracaktım ama dediğiniz gibi HDP parti olarak ilk kez seçimlere giriyor ve burada da %10 barajı önemli. Aslında geçtiğimiz programlarda liderlere hep şunu sordum. Meclis aritmetiğinde son derece önemli HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği. Farz edelim HDP barajı aşar ve koalisyon ihtimali doğarsa AK Parti ile koalisyon sizin için mümkün mü? Şimdi meclis aritmetiği nasıl şekillenir bu 7 Haziran akşam ortaya çıkar ama partimiz önümüzdeki dönem nitelikli, kaliteli, sıkı bir muhalefet yapmaya hazırlanıyor. Yani biz aslında fiilen ana muhalefet görevini uzun süredir yürütüyoruz. Bu seçim sonrasında da tek başımıza iktidar olamayacağımızı biliyoruz. Gerçekçiyiz bu konuda. Ve herhangi bir koalisyon seçeneğine de hazırlık yapmıyoruz. AKP veya diğer partilerle içeriden veya dışarıdan desteklemek suretiyle bir koalisyon kurma hazırlığı yapmıyoruz. Bu konuları biz parti kurullarımızda tartışıp zaten tükettik. Daha çok önümüzdeki dönem iyi bir muhalefet partisi olarak bir sonraki dönemde iktidara hazırlanacağız. Yani burada ilk amaç olarak tabii ki HDP'nin barajı aşması, %10 barajını aşması. Daha sonra da iktidarlık fikirleri veya İktidara hayalleri hazırlanacağız. Yani biz koalisyon kuracağız şu partiyle bu partiyle gibi bir yaklaşımımız yok. Yok. Şimdi bazı çevreler HDP olarak sizin AK Parti ile anlaştığınız özellikle seçim sonrasında da koalisyon yapabileceğiniz ya da dışarıdan destekleyebileceğiniz ihtimalini öne sürdü. Ve siz bunu aslında biraz önce de ifade ettim. Biraz önce de ifade ettim Nazlı Hanım. Şimdi neden bu kadar bu kanaat yaygın onu soracağım Sayın Demirtaş. Şimdi koalisyon oluşturmak, koalisyon kurmak aslında siyaseten etik dışı bir durum değil. Yani partiler koalisyon kurup iktidarda hükümeti birlikte yönetebilirler. Türkiye açısından da bir felaket olmaz. Fakat bizim büyük insanlık ana başlığı altında, sloganı altında oluşturduğumuz bu seçim bildirgesi ve temel ilkelerimiz AKP gibi bir partiyle ortak ilkelerde uzlaşıp bir hükümet kurmayı imkansız hale getiriyor. Çünkü birçok konuda, birçok başlıkta neredeyse %90'ından fazla AKP ile demokrasiye, özgürlüklere çok farklı yerlerden bakıyoruz. Emek sorununa, işçi meselelerine, kadın haklarına, çevre haklarına.
tümüyle başka pencerelerden bakıyoruz. Seçim beyanı. Buradan yola çıkarak aslında. Tabii ki buradan yola çıkarak ben onu ifade ediyorum. Bizim AKP ile bir koalisyon hükümeti programında, bir hükümet programında anlaşma sağlamamız imkansızdır ama diğer partiler bu seçenekleri değerlendireceklerdir. Yani CHP, AKP, MHP, CHP veya MHP, AKP koalisyonları oluşursa bu Türkiye açısından da felaketmiş gibi değerlendirilmemeli. Biz hükümet kim olursa olsun tek başına veya koalisyon oluşsun bu ilkelerimiz çerçevesinde iyi bir muhalefet yapacağız ve hükümetin yanlışlarını eleştirip doğru yerde tutmaya çalışacağız. Bizim hedefimiz bu. Baraj altında kalmanız durumunda anayasa değişikliğine gidilerek, barajın aşağı çekilerek bir erken seçim ihtimali doğar mı? Sizce mümkün mü bu? Sadece HDP'nin sorunu değil. Aslında keşke iktidar partisi bizim kadar barajı dert edinmiş olsaydı. Çünkü HDP dışında da çok sayıda parti var ve barajı aşma ihtimalleri sıfır. Yani gerçi biz Davutoğlu'na bu soruyu yönelttiğimizde dedi ki biz daha önceden çok söyledik barajı aşağıya çekelim diye. O zaman kimse istekli değil. Hayır, bu konuda gerçeği ifade etmiyorlar maalesef. Hı hı. Üç seçenek sunuldu ve partimiz, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi, seçeneklerden birinin tartışılabilir olabileceğini belirtti ve buyurun gelin parlamentoda tartışalım, bunları değerlendirelim demesine rağmen üç teklifi de parlamentoya getirmeden kamuoyunda hızlı bir şekilde tartıştırıp geri çektiler. Kaldı ki tek başına yasa yapabilecek gücü yok mu AKP'nin? 13 yıldır tek başına yasayı ve anayasayı değiştirebilecek sayısal çoğunluğa sahipler. Barajı kaldırmak, barajı düşürmek için ille muhalefetin oy desteğine mi ihtiyaçları vardı? Gerçekten demokrasiye inanıyorlarsa, velev ki hani öyle değil ama velev ki HDP veya diğer partiler baraj konusunda ısrar etmedi. Sen çok samimiysen niye değiştirmedin 13 yıl boyunca? Kaldı ki 4 teklifimiz var bizim. Barajın kaldırılması, düşürülmesi konusunda 4 yasa teklifimiz var. Bunlar gündeme bile alınmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sayıda girişimi var. Kamuoyunda yaptığımız çağrılar, imza kampanyaları var. Bu süre zarfında bunların hiçbirini dikkate almayan bir hükümet. Şimdi seçimden sonra barajı zaten tartışacağız, kaldıracağız gibi söylemleri samimi gelmiyor bize. Keşke hükümet de diğer partileri de baraj mevzusunu ciddi alsaydı. Türkiye'nin sorunu olarak görülseydi. Sadece HDP'nin derdi sorunu olarak değil. Saadet Partisi var, diğer partiler var. İşte bağımsız giren adaylar var. Ama bunların hepsi kez HDP'nin o %10 barajıyla beraber bu kadar çok dillendi ve tartışır hale geldi. Elbette baraj, çünkü baraj, %10 barajı şu anda AKP'nin iktidarının sonunu getirme ihtimalini ortaya çıkardı. O yüzden keşke barajı kaldırsaydık gibi düşünüyorlardır. Hı hı. Ama dediğim gibi çok sayıda parti var dışarıda ve tamamının orada temsil edilmesinin, en azından belli bir oy alan bir milletvekiliyle bile olsa parlamentoda temsili çok önemlidir. İsmi Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin bütün unsurlarının, temsilcilerinin orada olması demokrasinin gereğidir. Ve halk kendi temsilcisini orada görünce parlamentoyla aidiyeti, parlamentoda alınan kararlarla aidiyeti kurmakta zorlanmaz. Ama bu haliyle HDP barajı aşacak. Ben buna inanıyorum. Barajı aşamayanlar ne olacak? O da bir demokratik sorundur. Demokrasi sorunudur. Biz barajı aştık diye parlamento tümüyle efendim tam temsil ilkesi gereğince herkesi temsil ediyor demek de yanlış olur. İster 1 milyon oy olsun, ister 500 bin oy olsun, partiler aldıkları oy nispetinde parlamentoda temsilci bulundurabilmeliydiler. Bunu keşke sağlamış olsaydık. Hükümetin sorumluluğu topu başka yere atmasının hiçbir anlamı yok. Doğrudan sorumluluk AKP hükümetinindir. Tam 13 yıldır iktidardalar. 13 bin defa değiştirebilirdiler. Bu kadar olanakları vardı ama hep barajın nimetinden faydalandılar. Yani darbeye karşıyız dediler, 12 Eylül hukukuna karşıyız dediler. Kenan Evren'i işte yargılayacak yasa, anayasa değişiklikleri vesaire yaptılar. Fakat Yüksek Öğretim Kurumu, YÖK, Milli Güvenlik Kurulu, %10 seçim barajı gibi 12 Eylül darbesi sonrası oluşturulmuş antidemokratik bütün kurum ve kurulları sahiplendiler. Geçmişten daha fazla sahip çıktılar hatta. Öylesine sarıldılar ki bunların tamamı kendi politikalarına hizmet ediyor diye kaldırılmasını ya da değiştirilmesini bile tartışmadılar. Hiçbir şekilde bunlar demokrasi dışıdır, efendim bunlar darbe ürünüdür tartışmalarını bile hazmetmediler. Şimdi çıkmışlar ileri demokrasiden söz ediyorlar. Şimdi efendim Türkiye'ye demokrasiyi biz getirdik, bizden önce demokrasi yoktu şeklinde bir propagandayla bütün bu olup bitenleri antidemokratik siyasi partiler kanunu, baraj hukukunu üstüne örtmeye çalışıyorlar. Büyük bir haksızlık, eşitsizlikle kampanya yürütüyoruz. Hükümetin tavrı, söylemleri, yaklaşımları, Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası yürütüyor olması, devlet imkanları ve olanaklarıyla kampanya yürütüyor olmaları, bunların hepsi aslında anayasal suç. Hepsi seçim
zaten adaleti ve eşitliği ilkesine aykırı. Defalarca. Rütük zaten itiraz edemiyor. YSK sesini çıkaramıyor. Anayasa Mahkemesi seçimden önce karar verme imkanına sahip değil. Bir şey diyebilirler mi onu da bilmiyorum da ama en niyetinde şu bir gerçek. Son derece eşitsiz, adaletsiz bir ortamda %10 barajını aşmaya çalışıyoruz. Bir yandan önümüze %10 barajını koymuş durumdalar. Bir yandan devlet olarak seçime giriyorlar. Parti olarak değil. Bakın Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara, başbakana. Devletin bütün imkanlarını kendi partilerinin seçim kampanyasında kullanıyorlar. Tamam. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. %10 barajı kadar büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaratıyor. Adil şartlarda da zaten yarışmıyoruz diyorsunuz maalesef. Bu noktada. Şayet baraj altında kalırsanız ki bir açıklamanız vardı NTV canlı yayında yaptığınız. Eğer bu benim yüzümden böyle bir sonuç olursa o zaman bırakırım diyordunuz. Hala aynı noktada mısınız? Yani %10 barajını... Elbette ki. Şimdi çok iyi bir seçim programımız var. Çok iyi bir parti programımız var. Adaylarımız Türkiye'nin çok kültürlü, çoğulcu toplumsal yapısını tümüyle temsil eden son derece nitelikli adaylar. 550 adayımızın yarısı kadın. Genç adaylarımız var. Farklı etnik kimliklerden, inançlardan adaylarımız var. Ve tamamı Türkiye'yi dürüstçe yönetebilmeye aday kadrolardır. En hepsi fazla kadının yetenekli. Bulunduğu partide yine sizin zaten. Tabii ki. Bu çok önemli. Tamamı Türkiye'yi en dürüst şekilde, en halkçı şekilde yönetmeye aday kadrolardır. Ve HDP'nin barajı aşması Türkiye'de toplumsal barışa çok büyük katkı sunacak. Hı hı. Yani birlikte yaşama, bir arada yaşama, Türkiye'nin beraberliği içerisinde kardeşçe yaşama duygusunu güçlendirecek. Öte taraftan tek başına bir başkanlık hevesiyle bir tür diktatörlük oluşturmaya çalışan anlayışa karşı da HDP matematiksel olarak tek dengeleyici, önleyici partidir. Şimdi böyle bir parti bu kadar tarihsel bir dönemde gerçekten de çok iyi mesajlarla, iyi bir kampanyayla halkın huzuruna çıkmışken halktan %10 destek göremezse öbür taraftan boğazına kadar yolsuzluk, rüşvet, efendim Gezi direnişindeki katliamlar, Roboski katliamı, Suriye Savaşı gibi çok vahim konularda hatalar yapmış, suç, günah işlemiş bir hükümet tek başına iktidar olabiliyorsa burada bu program suçludur, bu program yanlıştır demeyeceğiz biz. HDP'nin parti programı doğrudur, HDP'nin seçim beyannamesi doğrudur. Burada biz eksikliği kendimize göreceğiz ve biz eş başkanlar olarak doğru anlatamadık veya propagandamızı doğru yapamadık, kampanyamızı doğru yapamadık ki bu desteği alamadık diye düşünür, elbette ki istifa ederiz. Yani sorumluluğu halka yüklemenin bir anlamı yok. Doğru anlatabilirsek ben inanıyorum halk bu pozitif mesajlara destek verecektir. Yani bu partinin %10 değil çok daha yüksek oylarla halk desteğiyle parlamentoda olması gerektiğini vicdanlı her insan görecektir. Ben buna inanıyorum, güveniyorum ama aksi olursa da siyasette mutlaka bir tartışma, yenilenme, yapılan hataların doğru değerlendirilmesi için fırsat sunmak lazım. İstifa müessesesini de Türkiye'ye kazandırmak lazım. Biz HDP olarak hep yenileri, ilkleri yapıyoruz. Bu konuda da ön açıcı oluruz. Hiçbir şekilde tereddüt göstermeyiz. Şimdi özellikle KCK operasyonlarında paralel yapa karşı tavır aldınız ama bu süreçte cemaatin de size destek vereceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? Siz haberdar mısınız öncelikle böyle bir destekten? Yani hiçbir şekilde bizim cemaatle resmi, gayri resmi hiçbir temasımız olmadı. Siz hiç Fethullah Gülen'le görüştünüz mü veya cemaatten herhangi birileriyle? Yani bunu herhalde başbakan iddia ediyor olsaydı ifade eder ve belgeleriyle ortaya koyardı. Görüşmüş olsak da bunu söylemekten çekinmeyiz, gocunmayız da yani. Şimdi Sayın Davutoğlu bir Amerika gezisi sırasında gizli gizli gitmiş, kendisi görüşmüş. Yeni yeni ortaya çıktı. Yani bizim olsa da gizli bir görüşmemiz olmazdı. Bunu kamuoyuyla paylaşmaktan da çekinmezdik. Fakat cemaatin de, Fethullah Gülen cemaatinin de HDP'yi destekleme şeklinde ne bir kararı var, ne bir tartışması var, ne bir yaklaşımı var. Hani burada barajın altında bırakmamak adına sizi, yani size oy vererek Nazlı destek Hanım, vereceği... Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarıdır bu insanlar. Hangi cemaate sempati duyuyorlar? Nasıl bir siyasi kimliğe sahipler? Bunu sorgulamak kimin haddinedir? Hangi partiye oy vereceklerini, anayasa gereği de vicdani kanaatlerini açıklamaya kim kimi zorlayabilir? MHP'ye de oy verebilirler, CHP'ye de, HDP'ye de verebilirler, AKP'ye de verebilirler. 13 yıl boyunca, 12 yıl boyunca, son 1-1,5 yılı çıkarırsak, tümüyle AKP'ye oy kanalize ettiklerini alenen ifade etmiyorlar mıydı? Hatta yani mezardan bile
gerekirse çıkıp gelin oyunuzu kullanın diye çağrılar yapılmıyor muydu? O zaman bu oylar helaldi, doğruydu, meşruydu da kendileri şu anda vicdani kanaatleri çerçevesinde cemaate sempati duyan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, seçme hakkına sahip vatandaşları bizim partimize oy verirlerse bu suç günah haram mı oluyor? Herhangi bir partiyi seçebilirler ama bir cemaat olarak bir karar aldılar ve HDP'yi destekliyorlar gibi bir yaklaşım çok yanlış. Böyle bir şey yok çünkü. Bugün aslında Başbakan Davutoğlu'nun da bir açıklaması vardı. 3 legal partiyle CHP, MHP ve HDP, 3 de illegal yapıyla, paralel yapı, Kandil ve DHKPC ile mücadele ediyoruz dedi. Ne dersiniz? Vallahi biz şu anda AKP'nin bu hegemonya kurma, devleti ele geçirme, toplum üzerinde tahakküm oluşturma, zorla dayatarak başkanlık rejimini bir tür diktatörlüğü Türkiye'nin başına bela etme anlayışıyla biz mücadele ediyoruz. Çünkü bunun Türkiye'ye felaket getireceğini düşünüyoruz. Gücünü doğru kullanamayan bir iktidar, yalanla, iftirayla, yozlaşmayla, yolsuzlukla, halkla arasına koyduğu mesafeyi halkı küçümseme adına açarak ilerleyen bir hükümet demokrasiye tehdit oluşturur, tehlike oluşturur. O gücün mutlaka frenlenmesi lazım. Yani toplum üzerinde kaygı, korku oluşturan böylesine kontrolsüz bir güç hiçbir şekilde denetlenemiyorsa, bakın hiçbir yüksek yargı kurumu hükümeti denetleyemiyor, parlamento denetleyemiyor, Sayıştay denetleyemiyor, RTÜK, YSK, Anayasa Mahkemesi, denetleyebilen kimse yok. Sadece muhalefet kaldı. Biz kaldık daha doğrusu. Eğer bizim denetleyebileceğimiz, durdurabileceğimiz, frenleyebileceğimiz görülürse toplumda en azından korku, kaygı azalacak. Ya demek ki şu hükümetler şu veya bu şekilde denetlenebiliyor, durdurulabiliyor. Gücünü, kontrolünü yitirecek şekilde kullanan her iktidarı frenleyecek bir demokrasi gücü çıkabiliyor diyecek insanlar. HDP'nin oy alması o yüzden çok kıymetli. Yani umudun ortadan kalkmaması için çok kıymetli. Aksi takdirde insanlar karamsarlıkla, Türkiye üzerindeki kara bulutlar, korku ve kaygıyla yaşamaya devam edecekler. Paralel olarak tabii bir de çözüm süreci var. HDP barajı aşamaz ise o zaman çözüm sürecinin akıbeti ne olur? Nasıl etkilenir? Biz çözüm sürecini partimizin oy oranına bağlı olarak hiçbir zaman yürütmedik. Az oy alsak da, çok oy alsak da çözüm süreci son derece hayatidir. Barış çünkü hepimizin en temel hakkıdır her şeyden önce. Bunu hak ediyoruz. Yani bize lütfen verilen, hediye, armağan olarak verilen, yardım olarak sunulan bir şey değil. Barış hakkı diye bir şey var. Barış içerisinde bir toplumda yaşama hakkımız var. Ve bunu korumak sadece bir siyasi partinin sorumluluğu, görevi de değil. Toplum olarak biz bunu istiyoruz, arzuluyoruz. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye'nin her yerinde buna ihtiyaç duyuyoruz. Ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyuyoruz. Buradan baktığımızda HDP'nin barajı aşıp aşmaması barış olur mu yoksa tersi mi olur gibi bir tartışmayı beraberinde getirmemeli. Biz her koşulda barış hakkını savunuruz. O barışın gerçekleşmesi için uğraşırız. Yanlış olur. HDP'nin güçlenmesi, parlamentoda güçlü olması barış sürecini ilerletmeyi kolaylaştırır. Çünkü HDP'ye verilmiş her oy aslında ben Türkiye'de iç barış istiyorum. Kardeşçe beraber yaşamak istiyorum. Kürt, Türk ayırmıyorum, eşit olalım. Çünkü bu programda onlar var. Bir arada yaşayalım ama her birimiz kimliklerimize saygı duyalım, devlet de bize saygı duysun, inançlarımıza saygı duysun, dillerimize, ana dillerimize saygı duysun, ülke de bölünmesin, daha güçlü bir demokrasi kuralım. Barış budur. Ve bu programa oy veren herkes aslında ben barış istiyorum demiş olacak. HDP'nin aldığı yüksek oylar olası iktidarları da barış sürecinden kopmaktan alıkoyacak. Mecbur kalacaklar yani onlarda. Biz zaten kendimizi ahlaken sorumlu ve mecbur hissediyoruz. HDP yüksek oy alırsa iktidarlar da buna mecbur kalacak. Süreç daha sağlıklı işleyecek diye düşünüyorum. İşleyecek diyorsunuz. Şimdi hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanın bu noktada kaygıları var. Ne diyorlar? Eğer HDP barajı aşamaz ise 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak sokaklardaki hareketlenmenin, sokak olaylarının artma ihtimali üzerinde duruyorlar. Bu konuda acaba sizin tabanınıza bir sağduyu çağrınız veya bu yönde bir açıklamanız olur mu, olacak? Evet, yani ben bütün insanlara, halkımıza, bize oy veren vermeyen herkese şu çağrıyı yapıyorum. İçleri rahat olsun, HDP barajı aşacak, Türkiye hiçbir tehdit, tehlike yaşamayacak. Tersi bir durumda da bizim tavrımız asla değişmez. Herkes HDP'ye güvensin bu konuda. HDP Türkiye'deki her yurttaşın huzurlu barış içerisinde bir arada yaşamasının garantisidir.
bir Türkiye Partisi olarak da 81 ilde şu anda kampanya yürüten, halka kendini anlatan, destek isteyen bir parti olarak 8 Haziran'dan sonra da aynı tempoyla, aynı kararlılıkla bütün söylemlerini ve politikasını sürdürecek. Herkes bundan emin olsun. Bir de aksi görüş var. Çünkü Yalçın Akdoğan katıldığı yine bir televizyon programında önceki gün HDP'ye oy veren insanlar HDP'nin barajı geçmesi halinde AK Parti'yi daha da zayıflatacaktır bu. Dolayısıyla oyunuzu vermeyin, süreçte güç kaybeder diyor. Bu da hayır, tersi olduğunu biraz önce ifade ettim. Yani HDP güçlenirse çözüm süreci daha sağlıklı işleyebilir. Çünkü çözüm süreci AKP'nin seçim bildirgesine girmedi biliyorsunuz. Matbaada giderken yolda düşün iki sayfadan ibaretti. Daha sonra bizim seçim beyanememizin tamamıdır. Yani dolayısıyla bize verilen oy çözüm sürecine, barışa verilmiş olur. AKP şu anda kendisi için oy istemiyor ki. HDP oy vermeyin kampanyası yürütüyorlar sadece. Hiçbir yerde Cumhurbaşkanı veya Başbakan gelin AKP oy verin demiyor, diyemiyor. Hangi iddiayla bunu söyleyecekler ki? Yani 2002'de iktidara geldiklerinde vaat ettikleri hangi temel sorunu çözdüler ki şimdi ona dayanarak oy istiyorlar? Örneğin yeni anayasa yaptılar mı? Biz çözüm sürecinde yeni anayasa uzlaşma komisyonunda bütün desteğimizi sunmamıza rağmen darbe anayasası olduğu gibi duruyor. Kalkmadı. Yeni anayasa yapılmadı. Alevi sorunu, Kürt sorunu, efendim Ermenistan'la sorun, Avrupa Birliği, Kıbrıs, bunların hangisi çözüldü? Sıfır sorun komşularla yaşayacaktık. Komşu kalmadı. Tamamıyla kavgalı durumdayız veya ilişkiler kesildi. Şimdi 13 yıl sonra dönüp seçmene oy isteyecek herhangi bir propaganda malzemesi de kalmadığı için işte bir yandan yolları yaptık diyorlar. Bir yandan da HDP'ye oy vermeyin diyorlar. Yani AKP oy istemiyorlar. HDP baraj altında kalsın diye uğraşıyorlar. Bakın Nazlı Hanım çok ilginçtir. AKP'nin bir puan oy artırabilmesi imkansız gibi görülüyor. Sürekli düşüşteler. Bunlar kendileri tarafından da ölçülüyor. Ama HDP baraj altında bırakmayı başarırlarsa, HDP bir puan kaybettirirlerse o %9,5 ya da %9,9 diyelim aldık, baraj altında kaldık. Onun tamamı AKP hanesine yazılacak. Ve AKP bir puan bile oy artırmayı başaramayan bu parti 10 puanlık bedava oy almış olacak. 60-70 milletvekilliğini bedavadan almış olacak. O yüzden çok daha karlı geliyor. Oy artırmaya uğraşmak yerine HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışmak kendileri açısından daha ticari olarak karlı geliyor. Ama tam bir demokrasi katliamıdır bu. Yani devlet aklı, kolektif aklı olan bir hükümet böyle bir partiyi baraj altında bırakmaya uğraşır mı? Tam tersine diğer partiler de parlamentoya gelsin, hep birlikte milletin tamamını, Türkiye'de yaşayan kimliklerin, inançların, ezilenlerin tamamını ben bu parlamentoya taşıyabileyim ki iç barışı sağlayabileyim. Herkes parlamentoda siyaset yapsın, başka yerde çözüm aramasın demesi gerekirken kendi çıkarları uğruna Türkiye'yi zora sokacak, demokratik gelişmeyi zora sokacak bir hamle yapıyorlar. HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışıyorlar. Ben o yüzden bütün seçmenlere şunu söylüyorum. AKP'nin bu ucuz politikasına karşı sizler de HDP'nin yanında yer alın. 10 puan bedavadan AKP'ye gitmesin. Yani bizim alacağımız birkaç puan tek başına Türkiye'de demokrasinin önünü açmaya yeterlidir. Çok kritik oylardır, stratejik oylardır. Bazı insanlar HDP'nin seçim programını beğenmeyebilir. Bazı insanlar HDP'nin efendim geçmiş politik tutumlarını beğenmeyebilir. Ama biz bütün Türkiye elimizi uzattık. Adaylarımız Türkiye'deki bütün halklardan, farklı kimliklerden, inançlardan oluşuyor. Tam da Türkiye'nin fotoğrafıdır. Ve başarmak istiyoruz. Yani bu elin tutulmasını istiyoruz. Bu elin tutulması Türkiye'de artık bundan sonra ne başkanlık adı altında diktatörlüğün tartışılmasını gündemden çıkaracak, efendim ne de Türkiye'de bölünüyor muyuz, parçalanıyor muyuz, ne oluyoruz tartışması gündemde kalacak. Bir yandan da özellikle kadın işçi, köylü, çiftçi, üretenler yani kendi sorunlarını parlamentoya taşımış olacaklar. Yani HDP'ye verilen her oy birçok anlamda stratejik sonuçlar yaratacak. HDP'ye verilen her oy aslında her gerekçe 8 Haziran'dan itibaren hemen karşılığını bulacak. İster bir gerekçeyle oy versinler AKP'yi durdurmak için, ister kendilerine 10 gerekçe bulsunlar HDP'ye oy vermek için. Biz o bir gerekçeye de bağlı kalacağız. 10 gerekçeyle bize oy vermiş olanların da
beklentilerini mutlaka karşılayan bir politika izleyeceğiz. Yine iktidarın bu sabahki açıklamasında HDP'nin aslında parti olarak girmesi bir projedir. Bir zorunlu hamleydi, o yüzden öyle yaptılar. Sahi eğer bağımsız adaylarla girseydiniz 35-40 milletvekiliniz mecliste olacaktı. Neden bu yolla gitmediniz de parti olarak? Hani Nazlı Hanım, orada bir 35-40 milletvekili önceki, garantiliydi. Evet, önceki dönemlerde olduğu gibi eğer bağımsız girme kararı alsaydık yine 35-36 milletvekilliği çıkarabilirdik. Çünkü tabii. Bağımsız adaylıklar risklidir ve siz Türkiye'nin 81 ilinden giremiyorsunuz. Mecburen kazanılabilecek yerlerde oyları da heba etmeyi göze alarak bu riski göze alıyorsunuz. Fakat biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9.8 oy aldık. Yani %10 barajını geçmek için, hani katılım oranını falan bir kenara bırakıyorum, %10 barajını geçmek için sadece 68 bin oya ihtiyacımız vardı. Biz 68 bin oy daha alsak milletvekili sayımız 63 olacak. Ama bağımsız girsek 35 olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani geri kalan milletvekillerini bedavadan AKP'ye hediye etmiş oluyoruz. Oysa onlar bizim hakkımız. Biz kendimize güvendik, halkımıza güvendik, evet programımıza güvendik, Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedik. Hiçbir uluslararası güç, hiçbir efendim yerel kirli güç bizimle işbirliği yaptı, biz onlarla işbirliği yaptık iftirası bizim üzerimizde tutmuyor. Pırıl pırıl tertemiz bir partiyiz ve bu konudaki iddiaların tamamı çamur at izi kalsından başka bir şey değil. Ya bir partinin parti olarak seçime girmesi mi normaldir? Bağımsız olarak girmesi mi normaldir? Partiler seçime girmek için kurulurlar. Ve biz normal olanı yapınca kıyameti kopardılar. Onlar istiyor ki biz yine azla yetinelim. Bizim hakkımız olanların çoğu yine onların koltuklarında otursunlar. Onlar da tek başına iktidar olmanın keyfini sürsünler. Biz bağımsız olarak girme kararı alsaydık AKP tek başına iktidarı garantilemiş olacaktı. Hiçbir şekilde hiçbir parti engelleyemezdi. CHP'nin MHP'nin durumu ortada. AKP'yi durdurmaları mümkün değildi. Şu anda ihtimal var. Ve tek ihtimal HDP'nin parti olarak seçime girme kararıyla ortaya çıktı. Hı hı. Ve bu bir proje falan değil. Yani kirli bir proje değil. Evet bir projedir ama bir demokrasi projesidir. Bir halk projesidir, yeni yaşam projesidir. Yoksa onların anlatmaya çalıştığı gibi efendim şurada pişirildi, burada pişirildi. Ya bunların tamamı lise yıllarında efendim çocukların kendi aralarında konuştuğu spekülasyonlardır. Bir cumhurbaşkanına, başbakanına yakışır mı bu ya? Varsa elinizde bilgi belge niye açıklamıyorsunuz? Kiminle, nerede görüştük, nerede anlaştık, nerede pişirdik bu kirli oyunları? Devletsiniz, istihbarat elinizde. Gece gündüz bizi izliyorsunuz, dinliyorsunuz, telefonlarımızı dinliyorsunuz, toplantılarımızı dinliyorsunuz. Türkiye'nin her yeri istihbarat ağıyla donatılmış durumda. Tam bir istibdat ülkesine çevirdiniz. Bilmiyor musunuz ne yaptığımızı? Biliyorsunuz, varsa elinizde belge, çıkın deyin HDP şurada şunlarla kirli pazarlık yaptı, anlaştı. Onun için parti olarak giriyorlar. Ama bunu ispatlayacak ne belgeniz olabilir ne bilginiz olabilir. Sadece iftira atarak aman HDP'ye kayan oyları durduralım. Orada bir kirlilik, bir gri alan yaratalım, bir kafa karışıklığı yaratalım. Aman HDP tehlikeli bir partidir, uluslararası emperyalist güçlerin projesidir. AKP'yi durdurmak için bilmem tehlikeli oyunlara girdiler bunlar gibi sansasyonel söylemlerle kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Vallahi tam da bu süreçte bakmasalar, başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan. Bizim kadar bu halkın içerisinde emekle, mücadeleyle, yoksullukla, efendim direnişle büyümüş başka hiçbir parti yok. Halk neyse biz oyuz. Şimdi o kadar temiz ve safız. Bu konuda çok rahat net konuşuyorum. Kendilerine baksınlar kiminle nerede nasıl kuruldular 2002 yılında iktidara gelirken. Kendileri bir onun hesabını versin. Kendisinin ilk Amerika ziyaretlerinde ne konuşuldu? AKP iktidara taşınırken kimin projesiydiler? Ne yapmak için kuruldular? Büyük Orta Doğu Projesi'nin hangi parçası olmak üzere kendileri iktidara getirildi? Unuttuk mu bunları? Gömleği onlar değiştirdi, biz değiştirmedik. Biz halen halkçı bir partiyiz. Yalçın Akdoğan'ın yine ki çözüm sürecindeki kilit isimlerden biri, yine geçtiğimiz günlerde sizin kardeşiniz Nurettin Demirtaş'la ilgili bir açıklaması oldu. Kuzey Irak'ta olduğunu sanıyorum. Ne yapıyor orada dedi Yalçın Akdoğan size. Bir yanıt vermek ister misiniz? Bir defa seçim dönemlerinde ailelerimizin gayri ahlaki bir şekilde seçim meydanlarında bu şekilde sorgulanması seçimin de siyasetin de ahlakına sığmaz. Ama çok merak ediyorsa ona şunu söyleyeyim. Kendilerinin silah gönderdiği o tecavüzcü barbar IŞİD çetesi var ya, ona karşı onur direnişinin içerisinde. Mahmur'da, Şengal'de onuru, insanlık onurunu koruyor benim abim. Sizinkiler ne yapıyor? Sizin
barbarlık tecavüz ordunuz ne yapıyor? Siz önce onun hesabını verin bize, hesap sorma sırası gelinceye kadar. Örgütle o zaman aktif bir ilişkisi var mı? Yani kendisi Mahmur'da kalıyordu. Mahmur mülteci kampı, Birleşmiş Milletler'in mülteci kampıydı. Hevler'de yaşadı bir müddet ve daha sonra IŞİD'in Şengal Mahmur saldırısıyla birlikte oradaki direnişe de katıldı ama uzun süredir kendisinden haber alamıyorum. Fakat buna rağmen ailelerimizin bu şekilde sorgulanması siyaset ahlakına, seçim ilkelerine de yakışmaz. Tabii. Ben kendisinin kardeşini, eniştesini, amcasını, dayısını soruyor muyum? Yani nerede ne yapıyorlar, hükümetin neyinden yararlanıyorlar, faydalanıyorlar? Kendisinin politikasını neyse, söylemi neyse onun üzerinden eleştiri yapıyoruz. Ailelerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz eğer gerçekten Türkiye siyasetinde gayri ahlaki bir iş yapmışsa onu sorsun bana. Yani benim ailem belediyelerimizden rüşvet yemişse, ihale çarpmışsa, çırpmışsa, zengin olmuşsa onu sorabilir. Hakkı var. Fakat kendisini ilgilendirmeyen bir hususta bu işlere ailelerimizi sorgulayacak şekilde müdahil olmaları doğru değil. Doğru olmuyor diyorsunuz. İmralı'ya gidişler durdu. Son olarak da Dolmabahçe mutabakatı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu bu konuda. Benim bu Dolmabahçe mutabakından haberim yoktu dedi. Masa var mı ortada? Onu sormak istiyorum. Çünkü Erdoğan ki süreci başlatan isim aslında, evet. Çözüm sürecini başlatan isim, nasıl böyle bir mutabakat sağlandı? Nazlı Hanım, Dolmabahçe mutabakatı tesadüfen ortaya çıkmış, gizli kapaklı yürütülmüş bir süreç değildi. Yani kamuoyunun gözü önünde görüşmeler yapıldı, İmralı'ya gidildi, Kandil'e gidildi, Ankara'da toplantılar yapıldı. 22 gün boyunca Dolmabahçe mutabakatı metni tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bundan bilgisi var. Öyle bilgim yok falan demesin. Görüşlerini belirtmişti hükümet kanadına. Ne düşündüğünü ifade etmişti. Ve Dolmabahçe mutabakatı sonrasında bir yurt dışı gezisi veya gidiş geliş sırasında tam anımsamıyorum ama hani orada ifade edilen mutabakatın olumlu olduğunu da deklare etmişti kendisi Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi Dolmabahçe mutabakatı seçimde oya dönüşmeyince, büyük bir AKP'ye yönelme kampanyasına dönüşmeyince hızlı bir şekilde süreçten çark ettiler. Çünkü barış onların işine yarıyorsa kıymetlidir. Biraz önce ifade ettim, barış bir haktır. Size, bana, şu partiye, bu partiye göre de değişmez. Temel bir haktır. Biz bunu isteme hakkına sahibiz. Kendileri böyle bakmadılar. Seçimde ranta dönüşmüyorsa, oya dönüşmüyorsa bir anda Dolmabahçe mutabakatı yanlış olmuştur, o görüntü yanlış olmuştur, ortada masa yoktur, taraflar yoktur, süreç yoktur, Kürt sorunu yoktur noktasına gelindi. Ben öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten gerçek düşünceleri bunlar. İnanarak söylüyor bunları. Sadece çözüm süreci efendim nereye gidecek, neyimize yarayacak diye bunları alenen peş peşe ifade etmekten sarfını zar ediyordu. Şimdi eğer hükümet çözüm sürecini ilerletmek istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemlerine cevap vermek zorunda. Masa var mı? Kürt sorunu var mı? Çözüm süreci var mı? Dolmabahçe mutabakatı iyi mi? Doğru mu? O görüntü yanlış mı? Hükümetin nerede durduğunu açıklaması lazım. Burada İmralı heyetinde siz de vardınız. Sonra çıktınız ya da çıkarıldınız demek daha mı doğru? Çıktım, bu kimin yani 8 defa oldu? Ben toplantı ve görüşme yapmak üzere oraya gittim. Ama eş genel başkanlığın vermiş olduğu yoğunluk nedeniyle biz başka arkadaşlarımızı görevlendirdik. O çalışmayı o günden beri sürdürüyor heyetimiz zaten. Bir sıkıntı yok o konuda. Miting alanlarında dikkat ettiğimiz kadarıyla Öcalan adı pek geçmiyor. Bu bilinçli bir tercih mi? Seçim sürecine özel bir durum mu? Çünkü daha önce yaptığınız konuşmalar ve seçim sürecinde meydanlarda. Hani ben yeri geldiğinde sözünü ediyorum. Çözüm süreciyle ilgili sunduğu destek, katkı, yani bunlar küçümsenecek şeyler değil. Kendisinin katkısı olmasaydı süreç buraya gelemezdi. İradesi bu konuda barışa olan bağlılığı olmasaydı süreç bu noktalara gelemezdi. Çok önemli rolü oldu. Seçim döneminde süreç başlığı konuşulduğunda da bunları ifade ediyoruz. Öyle özel alınmış bir kararımız falan yok yani. Yok. Şimdi kamuoyunda şöyle bir algı var Sayın Demirtaş. Demirtaş iyi bir alternatif olabilir. Ancak Kandil ve PKK örgütü arasında sıkışmıştır. Bir diğer deyişle siz eğer farklı bir partinin başında olsaydınız, o zaman daha fazla oy alabileceğiniz ve belki de çok farklı konumlandırabileceğiniz konuşuluyor. İleride HDP'nin dışında başka bir partinin başında görebilir miyiz sizi? Şimdi Halkların Demokratik Partisi parti meclisiyle, merkez yürütme kurulu, il ilçe teşkilatlarıyla kendi kararlarını kendisi alan, uygulayan bağımsız bir partidir. Ne PKK ile Kandil ile, ne de Sayın Öcalan'la organik bağı vardır, ne de talimat emir ilişkisi vardır. Ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum çünkü partinin eş genel başkanıyım, bütün karar alma süreçlerinin başındayım. Dolayısıyla biz partimizi
bütün Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir parti haline getirirken bütün bu gerçeklikleri bilerek hareket ediyoruz. Ve çözüm süreci eğer inşallah başarıya ulaşırsa, Türkiye'de silahlar devre dışı kalır ve tümüyle kalıcı barışa ulaşırsak, bütün siyasi kanallar, demokratik siyasi kanallar açık olursa, Türkiye'de geleceğin iktidarını hazırlıyoruz biz. HDP Türkiye'yi yönetecek parti alternatifidir. Benimle ilgili, şahsımla ilgili tespitinize gelince, ben başka bir partinin başında olmuş olsaydım, şu anda saçmalıyor olurdum. Doğru şeyler söylüyorsam HDP'nin başında olduğum içindir. Dolayısıyla beni var eden şey HDP'nin ilkeleridir. Doğru şeyler söylediğim ve meşru, halkın anlayabileceği sorunlarına temas eden doğru çözüm önerilerini anlattığım için, yani HDP'yi anlattığım için ben varım. Yoksa başka partinin başında olunca ben aynı ben olmam. Bu kişiyle ilgili, kişiyle bağlantılı bir şey değil. Doğru ilkeleri doğru anlatmakla ilgili bir mevzudur. Kaldı ki biz futbolcu falan değiliz. Şu partiden bu partiye transfer olacak kişiler de değiliz. Siyasi davası olan, özgürlük davası olan, demokrasiye inanan insanlarız. Ben bu partiyle siyasete doğdum. Ömrümün sonuna kadar da bu partide var olur. Her zaman da HDP çatısı altında olacağım elbette diyorsunuz. Ki. Şimdi seçim bürolarınıza yönelik saldırılar oldu. Özellikle Mersin ve Adana'da eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Siz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti bu noktada suçladınız, hedef gösterdiniz. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Çünkü hükümet de HKPC dedi. Siz orada IŞİD bağlantısı olduğuna dikkat çektiniz. Aynı zamanda bilgisayarları da 17 gün önceden hacklendiğini söylediniz. Bu eylemin arkasında IŞİD'in olduğuna dair elinizde somut bulgular var mı? Neye dayanarak bunu söylediniz acaba? Şimdi tabii çok vahim bir saldırıydı her şeyden önce. Öldürmeyi, katliam yapmayı hedeflemiş bir saldırıydı. Adana ve Mersin il teşkilatlarımızda o saatte adaylarımız yönetimle birlikte sabahları koordinasyon toplantısı yapıyor. Ve o odalar hedeflenmişti. Tesadüfen hem Adana'da hem Mersin'de o gün o odalarda toplantı yapılmadığı için katliamdan kurtulmuş oldu arkadaşlarımız. Eğer katliam hedefine ulaşsaydı çok vahim sonuçlar ortaya çıkacaktı. Yani HDP'nin çok sayıda milletvekili adayının öldüğü bir seçim atmosferi zehirlenmiş olacaktı. Hedef buydu anladığım kadarıyla. Şimdi 114 yerde partimize saldırı olmuş. 66'sı da fiziki saldırı. Silahlı, bombalı, yakarak, yıkarak. Bunların tamamı gerçekleşirken genel merkezimize yönelik silahlı saldırı dışında hiçbir saldırı Cumhurbaşkanı tarafından kınanmadı. Adana, Mersin bombalı saldırılara da dahil olmak üzere kınanmadı. Hiçbir yerde parti teşkilatlarımıza saldırıyla ilgili başbakan konuşmadı. Bu partiye saldıramazsınız. Efendim güvenlik güçlerine talimat verdim, bu partiyi koruyacaksınız demedi. Ne açıktan ne de örtülü olarak bu talimatı vermedi. Bizler izledik, sizler haberlerinizde sundunuz bakın. Birçok yerde polis amirleri Çevik Kuvvet'in eşliğinde, bazı yerlerde kaymakamın da koro şefliğinde parti binalarımızın önüne gelindi ya da seçim bürolarımızın. Taşlandı, kaymakam, polis izlediler, tabelalarımız söküldü. Ateşe verildi, bayraklarımız yakıldı, kameralar eşliğinde, polisin gözetiminde yapıldı. Ve orada polis müdürleri, kaymakamlar o gelen küçük gruplara şunu söylediler hep. Merak etmeyin, lütfen sakin olun, biz kapatacağız burayı, merak etmeyin, lütfen sakin olun, rica ediyoruz sizden dağılın dediler. Şimdi bu görüntüleri izleyen, Türkiye'yi de bilmeyen bir ülke, bir yabancı ülke vatandaşı Türkiye'yi Norveç zanneder, İsveç zanneder. Türkiye'deki polisi de İsveç polisi zanneder. Zannederler ki her gösteriye böyle yaklaşıyorlar. Rica ediyoruz dağılın. Kaymakam rica minnet göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Şimdi göstericiler protesto gösterisi yapsa hakkıdır. HDP'yi protesto da edebilirler. Yakıyorlar büromuzu ya. Tabelaları söküyorlar. Bayrakları yakıyorlar. Arkadaşlarımız içeriden mahsur kalmış. Taşlıyorlar. Yakarak öldürmek istiyorlar. Başbakan izliyor, Cumhurbaşkanı izliyor, güvenlik güçleri izliyor, kaymakam izliyor. Ki ondan şimdi, önce de bir açıklamanız daha vardı. 60, yine 60 büromuza saldırı tabii. oldu ve burada da ülkücü işaretlerinin yapıldığını evet, söyleyerek yani, biraz da MHP'yi yaptılar. İşaret ettiniz. Kendileri açıklama yaptılar bizimle ilgili olmadığını. Olmadığını Bahçeli biz canlı yayında ağırladığımızda söyledi. Şimdi, hükümette Nazlı işaret Hanım, etti ama. Bu kadar saldırı olurken hükümetten ses çıkmazsa ve her gün hedef göstermeye devam ederlerse bunlar din düşmanı, bunlar vatan haini, bunlar kafir, bunlar efendim bizim milli manevi değerlerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunlar ülkeyi bölmeye çalışıyor. Bunlar terörist. Bunlar dış işbirlikçileri aracılığıyla şunu yapıyorlar diye her gün meydanda anlatırsanız siz kendiniz Adana, Mersin teşkilatlarına
elinizle bomba koymasanız da bunun zeminini hazırlamış oluyorsunuz. Bu yüzden sorumludurlar. Siyasi sorumluluk onlarda. İki, önleme sorumluluğu da onlarda. İstihbarat ve güvenlik tedbiri alarak önleme sorumluluğu da onlarda. İkisini de yerine getirmemişler. Neredeyse HDP kendi eliyle oraya bomba koydu, kendi arkadaşlarını öldürmeye çalıştı demeye getirecek kadar seviyesiz bir yaklaşımla meseleyi ele aldılar. Bir bu daha, yüzden de Sayın Başbakan'ın, sorumlusu iktidardır diyorsunuz. Sayın Başbakan'ın olayın faili olan kişi DHKP'celidir diye meydanlardan bağırmadan önce usulen de olsa saldırıya uğramış partinin eş genel başkanlarını arayıp hem geçmiş olsun hem de efendim bu saldırıların failini bulduk, şöyle şöyle bir kimliği var, araştırıyoruz, şöyle şunları yapıyoruz demesini beklerdik. Başbakansın sonuçta ya. Partimiz bombalanmış. Miting meydanında bulduk işte filan örgüte aittir deyip işin içinden çıkamazsınız. Bize gelen bilgilerde kişinin evet İşitle 2007 yılında DHKPC'den gözaltına alındı. Fakat sonrasında Suriye'ye gittiği ve IŞİD'in kontrolündeki bölgede bir müddet kaldığı, yaşadığı ve bütün bu gidiş geliş bağlantılarını da kuzeni olan bir IŞİD militanı aracılığıyla sağladığı şeklinde bilgileri. Hem DHKPC'li hem IŞİD'li artık nasıl oluyor? Yani DHKPC bu konuda açıklama yaptı. DHKPC'den gözaltına alınmış ama tutuklanmamış, pardon ceza almamış. DHKPC'li olduğuna dair bir mahkeme kararı da yok. Sadece istihbari bilgi. Bu kişi sonradan ne yapmış? 2007 yılından sonra kiminle bağlantıya geçmiş? Hangi kirli ilişkileri var? Bunların araştırılıp ortaya çıkarılması lazım. Bize gelen bilgiler IŞİD'le bağlantısı Suriye'deki IŞİD bölgesinde bir müddet kaldığı şeklindedir. Siz şimdi bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdiniz. Evet. Başarılı da bir seçim geçirdiniz. Özellikle Selahattin Demirtaş olarak ve HDP'nin de ilk kez genel seçimlere bir parti olarak gelecek. Şimdi konuşmamızın başından beri de bir Türkiye Partisi, bir Türkiye vurgusunu yapıyorsunuz. HDP Türkiye Partisi oldu mu, olacak mı ya da bir bölgenin partisi olarak mı kalacak? Yani biz başından beri iddiamız buydu. BDP döneminde de DTP döneminde de ama HDP ile birlikte ben bunu çok önemli ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Nasıl Türkiye Partisi olunur? Önce onun ilkelerini şöyle bir çırpıda sayalım. Tamam. Türkiye'nin tamamı 81 ilinde yaşayan insanların bir tane etnik kimliği yok. Tek bir etnik kimlikten oluşmuyor Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı. Türk etnik kimliğinden gelen de var. Kürt var, Arap var, Ermeni var, Çerkez, Laz, Boşnak, Pomak var, Roman. Tek bir inanç da yok. Müslüman olan var, Müslümanlığın başka mezheplerinden olan var. Başka dinlere mensup insanlar var. Elbet, başka Alevisi inançlar. Var, Sünnisi tabii. Var, Şiisi var, evet. Bunların tamamı Türkiye'dir. Tamamından oluşuyor Türkiye. Ben şimdi merak ediyorum. Hangi partinin bünyesinde Türkiye'nin tamamını kapsayacak derecede temsilci var? Bizim dışımızda. Yani Türkiye'nin biricik partisi biziz aslında. Buysa Türkiye Partisi olmak. Türkiye'nin bütün toplumsal kesimleri ortak vatandaşlık, ortak vatanda birlikte yaşama idealiyle bizim partimizle bir araya gelmiş durumdalar. Türkiye'nin bütün temel sorunlarına en demokratik, sağlıklı, kalıcı çözüm, pragmatizme düşmeden, popülistlik yapmadan, oy kazanma kaygısıyla yalan, büyük projeler, işte bilmem çılgın projeler sunmadan en gerçekçi çözümü sunan, Türkiye'ye demokrasi vaat eden tek Türkiye Biricik Partisi de biziz. Bizim dışımızda hangisi tam olarak Türkiye'yi temsil ediyor? Ben onu merak ediyorum. 81 ilde de varız. 81 ilin sorunuyla da, 81 ilin halkıyla da haşir neşiriz. Buysa Türkiye Partisi olmak, evet biz Türkiye Partisi olduk ve bundan da çok memnunuz. Türk bayrağı yok miting alanlarınızda. Şimdi bakıyoruz mesela CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin mitinglerine Türk bayrağı yok. Eğer Türkiye Partisi olacaksa HDP, nasıl olacak? Türk bayrağı neden yok miting alanlarınızda? Yani bizim bu konuda hiçbir şekilde engellememiz yok. Ben hep ifade ediyorum. Yani seçmenlerimiz ve alana gelenler çoğu zaman parti bayrağı alıp geliyorlar ve bunların da birçoğunu biz dağıtmıyoruz. Yani partimiz bayrak basıp seçmenlere dağıtma imkanına da çok sahip değil. Çoğu yerelde kendi imkanlarıyla basan teşkilatlar, kişiler bayrakları toplayıp oraya geliyorlar. Fakat Türk bayrağıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bayrağıyla HDP mitinglerine insanların gelmesine biz memnuniyet duyarız. Bu konuda ne bir sıkıntımız olur ne de Türk bayrağıyla bir sorunumuz olur. Cumhuriyetin yurttaşları, devletin yurttaşları olarak vatandaşı olduğumuz devletin temsilini ifade eden bayrak bizim de bayrağımızdır. Bizim karşı olduğumuz şey bayrağı ırkçı, milliyetçi anlam yüklenerek, milliyetçiliğin ve bir etnik kimliğin, ırkın temsilidir bu bayrak deyip zorla dayatılmasıdır. Bu yanlıştır. Bayrak devleti ve vatandaşları temsil eder ve biz bundanla gocunmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin ortak devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bayrağı da hepimizin ortak bayrağıdır. Evet, bir etnik tek bayrak, kimliğin, milliyetin, ırkın veya bir partinin bayrağı değil.
Böyle yaklaşılırsa dayatma yerine işte sen Türklüğü kabul edeceksin, kendi ana dilini önce kimliğini inkar edeceksin, bu bayrağı da zorla kabul ettireceğim sana denirse orada etki tepki oluşur. Doğru bir yaklaşımla bayrak doğru tanımlanarak, bayrağı doğru olduğu olması gerektiği gibi anlam yükleyerek hepimizin ortak değeri haline getirmek çok daha bence makul olanıdır. Bir milliyetçi sembol değildir bayrak. Öyle yaklaşılmaması lazım. Hayır, bu yanlış olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı tabii ki, olarak herkes öyle düşünüyor. Türk herkes bayrağının, öyle düşünüyor demiyorum ama devletin resmi ideolojisinin yüklediği anlam budur. Nazlı Hanım 12 Eylül döneminde Diyarbakır cezaevinde ve Türkiye'nin birçok cezaevinde Kürt olduğu için tutuklanan siyasi tutuklulara Türk bayrağı önünde diz çökmeleri, biat etmeleri, itirafçı olmaları dayatıldı. Yani bayrak işkence aleti olarak kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı işkence aleti yapılamaz. Asıl bayrağı hakareti yapanlar onlar da biz değiliz. Onun sorgulanması lazım. Siz nasıl ülkemizin bayrağını insanlara işkence aleti olarak kullandınız demek lazım. Onu sorgulamak lazım ki o travma atlatılabilsin. O travma atlatılırsa ben Türkiye'de hiçbir yurttaşın ülkenin ortak sembolüne asla ne efendim tepki ne de bir rahatsızlık duyacağını düşünmüyorum. Yani ben Selahattin de eş başkan olarak yani mitinglerimizde Türk bayrağı olmasına memnuniyet duyuyorum. Hiçbir evet, sıkıntımız Türk bayrağı ile veya İstiklal Marşı ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yoktur. Türkiye'nin ortak değerleri Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin ortak değeri olmak durumundadır. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının da kendine ait değeri saygı görmek zorundadır. Ben de bir Kürdüm. Kürt halkının bir evladıyım. Ve benim de bir tarihim var, halkımın bir tarihi var. Ve bu Cumhuriyet tarihinden de eskidir. Binlerce yıldır yaşadığım ana vatanımdayım. Benim de bir dilim var, kültürüm var, renklerim var. Bunlar da bu ülkenin ortak değeri ise ki öyle olmalı, hı hı. Ona da saygı gösterilmesini beklerim. Her etnik kimlik, her mezhep, her inanç kendine saygı gösterilmesini bekler. Böyle yaparsak o zaman Türkiye'de kardeşlik dediğimiz, eşitliğe dayalı kardeşlik ve adalet dediğimiz şey gerçekleşir. Hiç kimsenin birbirinden korkusu kalmaz. Hiç kimsenin renklerden, bayraklardan, sembollerden, marşlardan korkusu kalmaz. Hepimizi korkutan şey bu sembollere yüklenen farklı anlamlardır. Bunlar tabii ki kolay işler değil. Bir anda çözülecek şeyler değil ama HDP bütün bunları normalleştirme adına siyaset yapıyor. Türkiye toplumu bize destek verdikçe bu anormal duruma dönüşmüş durumu normalleştirmek de bizim açımızdan çok kolay olacaktır. Başlattığınız bir tartışma var Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracı üzerinden. Cumhurbaşkanı aslında Mercedes tahsis ettikten sonra yine bugün bir açıklamanız oldu meydanlarda. Sırat Köprüsü'nden Mercedes ile geçilmiyor haberin olsun dediniz. Acaba Diyanet İşleri Başkanı'nın tekrardan kendisine tahsis edilen makam aracını iade etmesini mi bekliyorsunuz? Vallahi bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik. Şunu altını çizerek biz belirttik Nazlı Hanım. Bakın. Toplumun gözünün önünde olanlar, toplumu temsil edenler, siyasetçiler ve özellikle din adamları. Yani bu Diyanet İşleri Başkanı olur ya da bir imam olur ya da bir müezzin olur, din alimi olur. Bunlar toplumun öncüleridir. Yani yaşamıyla, duruşuyla, efendim sorunların çözümüne yaklaşımıyla topluma örnek, rol model olacak kişilerdir. Hele din adamları bakın. Hep şunu söylüyorum, Hazreti Peygamber yaşamıyla İslam'ı anlattı. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederek yapmadı bunu. Allah'ın kelamı ona tebliğ edildi, onu topluma anlatırken yaşayarak yaptı, göstererek yaptı. Yani İslam budur dedi. Yaşamının tamamı, her saniyesi İslam'a uygun olsun diye özen gösterdi. Bir koca bir İslam devletinin devlet başkanıydı kendisi. Ama yoksullar nasıl yaşıyorsa öyle yaşadı. Asla mala tenezzül etmedi ki doğru anlatabilsin İslam'ı. Şimdi biz onun yolundan yürüyoruz diyen bir siyaset var. AKP siyaseti. Ve Diyanet İşleri Başkanı da İslam'ın bir mezhebini temsilen görev yapıyor. Ben de diyorum ki, ya yaşamınızla örnek olmalısınız. Pratiğinizle örnek olmalısınız. Söyleminizle örnek olmalısınız. Gerçi Maliye Bakanı'nın diyor bir açıklaması vardı. Evet, bütçe içerisinde bir çerez parası evet, aslında. 3.3 milyar TL yani eski parayla 3.5 katrilyona yakın bir para tutuyor bu diyor. Bu da bütçenin kocaman rakamları içerisinde çerez parasıdır diyor bütün bu makam araçları. Ne olacak diyor. Şimdi zannediyorum kendileri altın kaplama fıstıklar ve çekirdekler yiyorlar. Onların çerezleri öyle olsa gerek ki bu kadar para tutuyor. Hadi bunu geçelim de çok az bir kalem olarak bütçenin, kocaman bütçenin içerisinde çok küçük bir kalem bile olsa lüks bir görüntü uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Bir israf görüntüsü uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Buna bakmanız lazım. Neden önemlidir? Hadi bütçede büyük bir
kalem olarak göze çarpmıyor. Siz öyle davranırsanız domino etkisi yaratır aşağıya doğru israf ve lüks. Bütün bürokraside, bütün toplumda lüksü, israfı bir kültür haline getirip teşvik etmiş olursunuz. Kafaları bunu basmıyor işte. Sen niye Mercedes'e binmek zorundasın? Zırhlı, lüks Mercedes ya. Mütevazi bir yaşamla topluma israf etmeyelim, lüks içinde yaşamayalım. Zaten kapitalist modernitenin, neoliberal ekonominin bize dayattığı şey budur. Tüketin ha tüketin, lüks yaşayın, israf edin, çark dönebilsin. Ben de diyorum ki ya bu kadar yoksul insan var, taşeron işçi var, asgari ücretle geçinen milyonlar var, açlık sınırı altında yaşayan aileler var, çöpten ekmek yiyen aileler var ya. Sizler de bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanısınız, Diyanet İşleri Başkanısınız. Onu görün en azından ya, ülkenizde bu insanlar var, incitmeyin onu yaşamınızla. Bunu söylüyoruz, başka bir şey söylemiyoruz, hak etmiyorsunuz demiyoruz. Herkesin bu ülkede sizlerin milyonda biri kadar yaşama imkanı olsaydı siz de onu yapın kardeşim. Hadi lüks değil, israf değildik ama yoksul bir ülkeyiz biz ya. Aslında imkanları itibariyle çok zenginiz ama yoksullaştırılmış, halkı yoksul olan bir ülkeyiz. Bunu eleştiriyorum ve bu ne dine uygundur, ne ahlaka, ne yasalara uygundur, ne de toplumsal vicdana uygundur. Takdir kendilerindendir. Halk izliyor olup biteni. Yani halk görmüyor mu bunları? Herhalde cevabını onlar daha iyi verecektir. Yani bugün mitingde de söyledim. Evet. Zırhlı Mercedes günaha karşı da koruyor mu? Yani o zırh günaha geçmesini de engelliyor mu? Ya da Sırat Köprüsü'nden Mercedes'le mi geçeceğiz? Yok. Yani hepimiz eşit şartlarda geçeceğiz. Merak etmeyin. Halk otobüsüne binen de, sarayda yaşayan da aynı şekilde Sırat Köprüsü'nden geçecek. Çok şükür ki öyle bir şey var yani. 10 dakikadan az bir süremiz vardı. O yüzden verimli kullanmak istiyorum. Size yönelik suikast iddiaları, Süreyya Önder de bunları dile getirdi. Yetkili kanalları ilettiğinizi söylediniz. Yetkili evet. Kanal olarak polise mi ihbarda bulundunuz? Resmi bir başvurunuz oldu mu bu konuda? Yani bu konuda çok büyütmek, abartmak istemiyoruz. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Öyle sık sık gündeme getirdiğimiz bir mevzu da değil. Her siyaset yapan, toplumun gözü önünde olan insanın yaşayabileceği sorun, sıkıntılardır. Gerekli makamlara iletildi. Yani bu konuda tedbirlerde hem biz kendi tedbirimizi alıyoruz hem de zannedersem hükümet bazı ek tedbirler alıyor, alacaktır. Şahsımla ilgili bir mevzu değil yani. Korumanız var mı bu arada? Devletin size tahsis ettiği bir koruma veya özel korumanız? Var tabii ki, yani bir koruma ordusu değil ama. Kaç tane korumanız var? Sayısını söylemeyeyim, güvenlik açısından en azından ifade etmeyeyim burada. Yeteri kadar var. Devletin zaten tahsis ettiği koruma var devletin mı? Tahsis ettiği de var. Kendi arkadaşlarım, parti gençliğimizin gönüllü koruma grubu da var. Bir sıkıntımız yok yani, rahatız. Şimdi seçim sürecinde en fazla aslında gündeme gelen de sizin polemiklere verdiğiniz esprili yanıtlar oldu. Acaba bunlar da bir gün öncesinden düşünüyor musunuz? Yani hani o meetingde söylenecek sözler, konuşmaların hepsi sanıyorum bir nevi bir gün öncesinden ya da birkaç gün öncesinden çalışılıyor. Bu esprili yanıtları da önceden çalışıyor musunuz? Hayır, hazırlığını hayır. Yapıyor musunuz? Yoksa bu hayır, ben doğaçlama yani, olan seçim şey. Miting yoğunluğu nedeniyle bir mitingde yapılacak konuşmayı birkaç gün önceden hazırlayamıyorsunuz. Bazen gün içerisinde 3 gün miting oluyor. Dolayısıyla aynı gün ancak çalışabiliyorum. O mitingin özelliğini, hassasiyetini, mitingin yapılan yerin, kentin sorunlarını vesaire. Aynı gün ancak çalışabiliyorum. Fakat çoğu zaman ben mikrofonu elime aldığımda nasıl bir konuşma yapacağım kendiliğinden akıyor gidiyor. Çok o anda spontane, doğaçlama tabii, oldu. Çok spontane kendiniz konuşuyorum. Mi yazıyorsunuz metinlerinizi? Birisi yardım kendim ediyor mu? Kendim yazıyorum. Bütün arkadaşlarım, tabii ki danışman arkadaşlarımız veriler hazırlıyorlar. O veriler içerisinden kullanabileceğim şeyleri ben alıyorum ama konuşma metni zaten kafamda tasarlanıyor. Şekillenmiş oluyor. O yüzden hani gençlerin şöyle bir şeyi vardır. Polis üstümü arama, hepsi kafamın içinde. Benimki de öyle yani. Hepsi kafamın içinde, spontane konuşmayı tercih ediyorum. O anda doğaçlama nasıl olursa evet. Diyorsunuz. Şimdi saz çaldınız, hatta stüdyoya girdiniz, şarkı söylediniz, türkü söylediniz bu noktada. Feridun Düzağaç'ın Ben Kısaca FD vardı. Onu da uyarlamışlardı. Ben Kısaca SD diye. Acaba Feridun Düzağaç'la bir barış sağlandı mı sonradan? Çünkü benim iznim ben yoktu. Ben görüştüm kendisini, aradım. Çünkü o yapılan şey partimizin kurumsal olarak yaptığı bir şey değil. Gönüllülerin kendisinin yaptığı, kendilerinin yaptığı sosyal medya diye aktardıkları bir şeydi. Partimiz bunu yapsa sevgili Feridun Düzağaç'tan onay almadan asla yapmazdı ve ben kendisini arayıp üzüntülerimi belirttim. Kendisi de sağ olsun tartışmanın bu şekilde kamuoyuna yansımasından üzüntü duyduğunu belirtti. Bir müzik insanı, severek dinlediğimiz bir sanat insanı. Yani sanat bütün topluma mal oluyor. Maalesef ki işte onların telif hakları da çok dikkate alınmadan
Poyraz'ça kullanılabiliyor. Yani biz kurumsal parti olarak kullansaydık kesinlikle ondan izin almadan, telif hakkı gerekiyorsa onun da karşılığını ödemeden yapmazdık ya da kendisinin evet onurunu almadan yapmazdık. Ben kendisine hem teşekkür ediyorum hem bir kez daha üzüntümü belirtmek istiyorum eğer kırılmışsa. Fakat kırıldığını söylemedi. Yani bizimle görüşmemizde tersi bir durumdu. Ben sanatçıyım. Yani politik olarak ille HDP'li olmam gerekmiyor. Fakat sonuçta bütün seçim kampanyasını izliyorum. Bu tartışmalar, yani Feridun Düzağaç HDP'ye efendim kızdı, tepki gösterdi gibi tartışmalardan da kendisi rahatsız olmuştu. Öyle bir durum yoktu çünkü. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok ilgi çektiniz. Partinizin oyunu da yükselttiniz. Toplumda nasıl bir ihtiyaç var ki siz oyunuzda bu artışı sağlıyorsunuz? 13 yıllık yıpranmış bir AKP iktidarı var bir defa. Vaat ettiği temel demokratik sorun alanların hiçbirini az önce saydım tekrar etmeyeyim ama Kürt sorunu, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Alevi hiçbirini çözmemiş, yeni anayasa yapmamış bir partinin yarattığı hayal kırıklığı var. Demirtaş faktörü bunun neresinde peki? İkincisi, hı hı, AKP yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları ve özellikle Gezi direnişi, Kobani süreciyle birlikte toplumsal bütün gösterilere şiddet kullanarak bastırmayla birlikte bir korku ve kaygı ülkesi yarattı. Bir de çok kızgınlar, yani sürekli kızgınlar. Sürekli hiddetliler. Birilerine kızıyorlar ama o birileri biz değilmişiz gibi. O kendisi 77 milyonun cumhurbaşkanı ama sürekli de kızıyor birilerine. Bu kızdığı kişiler kim bilen yok. Ama Türkiye'nin 77 milyonu da kendi üstüne alınıyor çünkü bize kızıyor. Sürekli hiddetleniyorlar. Öfkeliler, ağızlarından, gözlerinden şimşekler fışkırıyor. Böyle bir ortamda biz siyaseti normalleştirmeye çalıştık. Budur belki farkımız. Yani Türkiye sorunlu bir ülke, sorunları çok olan bir ülke ama çözüm umudu giderek tükendiği bir noktada biz umudun halen var olduğunu gösterdik. Ve siyasetin ille kızarak, bağırarak değil, cıvıl cıvıl neşeli de yapılabileceğini gösterdik. Bu toplumsal kutuplaşma, gerilim, kamplaşma siyaseti gütmeden de herkesle birlikte gençlik, özellikle gençliğin öncülüğünde gönüllü bir siyaset yapılabileceğini gösterdik. Türkiye'yi değiştirmek için ille de çok büyük bir güce, çok büyük bir servete, efendim çok büyük bir devlet imkanına sahip olunması gerekmediğini göstermeye çalıştık. Yani Türkiye toplumu, halk kendisi Türkiye'yi değiştirebilir. Bunu HDP ile birlikte ispatlamaya çalıştık. Değiştiriyoruz, bakalım. Yani büyük bir ilgi var, destek var. Umut ediyorum ki toplum artık bu gerilim siyaseti, yani bir yerlere gelince, seçilince, başbakan, bakan, milletvekili olunca topluma yukarıdan bakan, yürüyüşü bile değişen, havaalanında büyük konvoylarla karşılanan siyasetçi tipinden, bu zübük siyaset tipinden kurtulur inşallah. HDP gibi halkla birlikte, halkla iç içe siyaseti normalleştiren, elitizmden kurtaran bir temsiliyeti halk destekler diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Seçim döneminde tabii ki koşturma var. Günde iki, hatta bazen üç miting sığdırıyorsunuz. Evet. Ne kadar sıklıkla ailenizi görüyorsunuz? Diyarbakır'dalar onlar. Doğru. Kaç günde bir denk geliyorsunuz? Değişiyor tabii ki. Yani güzergah, miting güzergahı Diyarbakır üzerindense Diyarbakır'da mutlaka bir mola veriyorum. Hı hı. Bazen üç gün seyahat oluyor. Ediyor mu bazen... eşinizle sizinle mitinglere geliyor mu? Çok az. Kızlarla beraber. Öğrencilerini de yalnız bırakmak istemiyor çünkü sınavları var öğrencilerin, haksızlık da yapmak istemiyor. Bir de tabii iki kızımız var, evin bütün sorumluluğu ve yükü de onun üzerinde. Daha çok o sorumluluk maalesef ki ona düştüğü için maalesef diyorum. Çok fazla katılamıyor ama hani rica etsem herhalde kırmaz, katılır kampanyalara. Elinden geldiğini yapıyor diyebilirim. Kızlar şikayetçi. Bazen 3 gün, bazen 5 gün, bazen 10 gün sürüyor bu aralıklar. Seçim dönemi özellikle çok yoğun oluyor tabii. Küçük kızım çok şikayetçi. Büyük kızım biraz daha anlamaya başlamış ve ilginçtir. Bakın propaganda olsun diye söylemiyorum ama geçen en son Diyarbakır'a gittiğimde eşim şunu dedi. Büyük kızım Delal şunu demiş. Anne demiş, diğer partilerin başkanlarının fotoğrafları niye öyle asık suratlı? Bir tek benim babamınki gülüyor. Annesi de sormuş, kızım babandır diye torpil yapıyor olmayasın yani. Hayır hayır demiş, fotoğraflarına sen dikkatli bak, hepsi çok somurtuyorlar, kızgınlar sanki. Babamın fotoğrafları çok gülerek çıkmış. Dolayısıyla hani giderek HDP siyasetinin aslında ne kadar toplumda fark yarattığını kendi kızımdan bile görüyorum ki hiç haz etmezdiler babalarının siyasette olmasına çünkü göremiyorlar beni. Siz ama siyasette olmasaydınız kızım, ne yapardınız? Küçük kızım, çok özür dilerim onu da söyleyeyim. Buyurun. De küçük kızım Dılda çok şikayetçi. Oyum olsaydı vermezdim çünkü seçiliyorsun, gidiyorsun, göremiyoruz seni şeklinde bir tepkisi halen var. Evlat olarak haklı bir gerekçe babasını görmek, evet, tabii ki. İnsan hakları avukatıyım ben.
insan hakları konusunda uzun yıllar çalışmış bir hukukçu, avukat olarak mesleğimi yapmayı tercih ederdim. Severek de yaptım. Yani insanlara hiçbir karşılık beklemeden birçok insan hakları savuncusu arkadaşımla birlikte, ki bugün biri işte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, Osman Beydemir, Urfa adayımız. Kendisiyle birlikte uzun süre insan hakları avukatlığını yaptık. Onun gibi çok sayıda dostum, arkadaşım. Herhalde siyasette olmazsak o gönüllü insan hakları savunuculuğunu yapmaya devam ederdik. Ama bugün de yaptığımız iş çok farklı değil diye düşünüyorum. Yani yine gönüllü insan haklarını savunuyoruz aslında. Bunu siyasete uyarlamaya çalışıyoruz sadece. Peki. Son olarak tek cümleyle Başbakan Davutoğlu'nu, CHP liderini ve MHP liderini özetlemenizi isteyeceğim. Başbakan Davutoğlu için tek cümleyle ne derdiniz? Başbakanlığa heves etmiş bir kişi. Fakat öyle görünüyor ki tamamlayamayacak bu hevesini. Başbakan olamadan, koltuğa tam olarak başbakan oldum hissiyatıyla oturmadan bitecek görev süresi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu nasıl tanımlardınız? Kemal Bey beyefendidir. Yani biz kendisiyle parlamentoya girdiğimden beri tanışırız. 3 yıl birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Kendisi CHP'de, ben DTP'de grup başkan vekiliydim. Sonra tesadüfen aynı dönemlerde genel başkan, eş genel başkan oldum. Ben kendisi de CHP genel başkan oldu. Beyefendi bir kişi olarak tanımlayabilirim. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi nasıl tanımlarsınız? Devlet Bey de olgun bir siyasetçi. Tabii ki partisini temsil ediyor. Ayrı siyasi kulvarlarda olsak da partisini olgunca temsil eden bir siyasetçidir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Twitter'dan da çok yoğun bir katılım olduğunu da söyleyeyim. Çok fazla bir izlenme olduğunu söyleyeyim programımızla ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Liderler Star'da programının son konuydunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere çok sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Evet. Önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu, ardından sırasıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlamıştık. Bugün de HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Liderler Star'da programının son konuydu. Yarın saat 18.30'da Star'da Ana Haber'de tekrar sizinle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.